Şok herhangi bir nedenle organlara giden kan akımının azalması ve organların ihtiyaç duyduğu oksijenin karşılanamamasıdır. Şok çok çeşitli nedenleri olan bir durumdur. Hemorajik şok dediğimiz kanamalara bağlı kan kaybının sonucunda ortaya çıkan şok olabileceği gibi nörolojik şok olabilir. Hipoglisemi dediğimiz şekerin düşmesine bağlı şok olabilir. Metabolik şok dediğimiz metabolik hastalıklar sonucunda ortaya çıkan şok olabilir. Hipovolemik şok dediğimiz kan hacminin azalmasına bağlı ve vücut sıvı yükünün azalmasına bağlı ortaya çıkan durum da olabilir. Bu gibi durumlarda hasta soğuk olarak terler, baş dönmesi, bulantı, göz kararması gibi bulgular ortaya çıkar. Eğer çok aniden ve kısa sürede gelişmişse kişi bilincini yitirerek düşebilir. Bu gibi durumlarda yapmamız gereken şey sırt üstü yatar durumda olan hastaya ayaklarını 30 derece kaldırarak kanın daha önemli organlara, beyine, kalbe sevk edilmesini sağlamamız olacaktır. Kişinin kusarak solunum yollarının tıkanmasını önlemek için de başını sağa sola çevirebiliriz.